Ben hala Beşiktaş'ın malıyken kadro dışı kaldığımda kimse bana destek olmadı. Bilic döneminde oynadığında evet bir şeyler yapabilir yani dedirttiğimi düşünüyorum. Ben çünkü Beşiktaş'tan kesinlikle ben gitmek daha fazla süre almak için aslında gittim. Aynen öyle. Ben istediğim için gittim. Slaven Bilic bana yüz binlerce defa söyledi gitme diye. Şu anki aklım olsa kesinlikle gitmezdim. Ben bu sene oynadığım futbolun hakkını verdim. Bunu skor olarak da gösterdim. İyi bir Muhammed Demirci. 28, 29, 30 yaşında. A milli takım hedefi olabilir mi? Belki insanlara komik gelecek ama ikinci ligden bile yani bu mental ve yeteneğimle A milli takımda oynayabileceğimi düşünüyorum zaten. Fanatik YouTube kanalına hoş geldiniz. Önce yerli Messi, daha sonrasında hayal kırıklığı başlıkları. Siyah beyaz macerada siyah ve beyaz kadar iki farklı dönem. Ancak bu sezon Erzincan'da 35 maçta 16 gol atmış ve Süper Lig'e göz kırpmış bir şekilde Muhammed Demirci karşımızda. Hoş geldin Muhammed. Hoş buldum. 15 yaşında profesyonel imzayı attın. Şu anda 27 yaşındasın ve 12 senedir profesyonelsin. Muhammed Demirci Beşiktaş dönemine dönse o zaman yaptığı hangi 3 şeyi şu anda yapmazdı? Daha fazla çalışırdım. Yani etrafımda bana yardımcı olacak insanların olmasını daha fazla isterdim. Bu tabii başkalarının elinde de olan bir durum ama bana gelen fırsatları daha iyi değerlendirebilirdim. Ne gibi fırsatlar geldi? Mesela oynadığım süreçte tabii ki şanssızlıklar da oldu. Bu dönemde topum direkten döndü. O direkten döndü ama diğer maç atabilirdim mesela. Bir top vuruyorsun, direkt bile değil. Çataldan adeta dışarıya çıkıyor. Evet. Orada kariyerinin de aslında direkten döndüğünü düşünüyor musun? Yani kariyer açısından öyle çok fazla olduğunu düşünmüyorum ama yani tabii ki çok çok farklı yerlere götürebilirdi beni o top gol olsaydı. Slaven Bilic'ti o zaman hoca. Hocanın yedek kulübesinde ilk tercihi her zaman ben oluyordum. Yani o konuda bana çok güveniyordu. Ben de sahaya çıktığımda elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Galatasaray maçında da yine beni oyuna almıştı direkt. Yani biz yeniliyorken oyuna evet. Almıştı beni. Ben de maça girdiğimde iyi başlamıştım. İyi de gidiyordu. O top gol olsaydı tabii ki bambaşka olurdu ama gol olsa bile onun sonrasında ne olacaktı, ne bitecekti, ben nasıl davranacaktım onu bilemediğimiz için yorum yapamıyorum kariyer planlaması açısından. Doğru. Peki o Galatasaray maçında oyuna girerken Bilic'le neler konuştuğunu ya da takımın o dönemki tırnak içinde abileri neler konuştuğunu böyle nasıl motivasyon sağladığını hatırlıyor musun? Tam o maç esnasında kulübedeyken. O zaman kulübede yanımda İbrahim abi oturuyordu, Toraman. Ben oyuna girerken formum ısınmadan döndüğümde formamı giyerken işte yani kendin gibi ol, rahat ol. Sen zaten yani orada benim Galatasaray maçını çevirebileceğime bile inanıyordu. Yani bana onu aşılamaya çalışıyordu. Bilic'le de, Bilic zaten bana her zaman çok yetenekli olduğumu ve beni hani gerçekten çok sevdiğini, çok beğendiğini, çok başarılı olmamı istediğini söylerdi. O gün de maça giderken çok fazla bir şey söylemedi gerçekten. Hani hangi pozisyona gireceğimi, çünkü ben normalde forvet arkası oynuyorum. O zaman maça sol kenar olarak girmiştim. Onu söyledi. Sen zaten yapacaklarını yap yeter demişti. Gerisi gelir evet. Demişti aslında. Peki geçtiğimiz günlerde ben Beşiktaş Zihinsel Performans Koçu Rezan Özdemir'le bir röportaj yaptım. Orada röportajda kendisi bana şu anki Emirhan İkka'nın kendisine seansta şey dediğini söyledi. Başarı beklentisi çok yüksek hocam ve bu bende olumsuz etki yaratıyor. Senin de o dönem benzer bir durum yaşadığın zamanlar oldu mu? Benden beklenilen ondan kesinlikle beklenmiyordur. Kesinlikle evet. Ve o konuda yani öyle bir şey düşünmesini ben kesinlikle istemem. Bu düşünceler gerçekten çok olumsuz yönde etkiliyor. Ben de izliyorum maçlarını ve çok beğeniyorum. Onun haricinde benim zamanımda da tabii ki oldu. Beklenen çok çok fazlaydı. Normal standart bir oyuncunun oynaması gerektiği gibi veyahut da günü standart geçirme imkanım yoktu. Çünkü futbolda her gün çok iyi olamayabiliyorsunuz. Bunda dış etkenleri tabii ki sahaya yansıtmamak gerek ama insanoğlu sonuç olarak zihninizde de sizinle beraber olabiliyor. Ama buna hiç fırsat verilmedi. Ben hep en iyi durumda olmak zorundaydım. Altyapılardan başladı bu aslında. Altyapıda birinden 1 isteniyorsa benden 5 isteniyordu. 5 yaparsam 10 isteniyordu. Çünkü sınırımın olmadığı biliniyordu. Bu aslında insanların yaptığı bir şey değildi. Benim bence yeteneğimden dolayı beklenilen her zaman top olduğu için genel olarak bu böyle oluyordu. Peki Emirhan İkkan'dan bahsettik, beğeniyorum dedin. Evet. Arda Güler aynı şekilde Fenerbahçe'de şu aynen anda. Aynen öyle, onu çok, da çok beğeniyorum.
Onlara bugünkü Muhammed Demirci olarak hangi önerileri verirsin? Ya ben mesela onlara öneri verebilecek bir kariyere sahip olmadığımı düşünüyorum. Evet, onlardan çok çok daha önce ben ön plana çıktım. Açıkçası benden daha fazla süre alacak gibiler yaşlarına bakılırsa, benim o dönemki yaşıma göre. Zaten ben onların çevresinde şu an hani çok fazla insanın olduğunu düşünüyorum. Yani mental olarak, antrenman olarak. Bizim o zaman çevremizde o denli insanlar yoktu. Bizi yönlendirecek yoktu. Ama şu anın şartlarında çok farklı olduğunu düşünüyorum. Zaten gerekeni onlar söylüyordur Arda'ya da Emirhan'a da. İnşallah ben sadece onları, söylenenleri dinlemelerini isterim. Şimdi dedin ki benim o dönem beni yönlendirecek insan yoktu çevremde. Burada kulübe karşı bir kırgınlığın vesaire var mı? Yani kulüp bu, kulüp de aslında seninle birlikte kulüp de mi bu süreci iyi yönetemedi? Kulübe bir sonuçta şey, genç bir çocuk. O zamanın standartları diyelim yani. Kulüplük de bir şey yok. Çünkü o zaman bence yani o zaman Fenerbahçe'den veya da Galatasaray'dan da biri çıksa bu şekilde ilerliyordu yani. Mesela o hatırlıyorum zaman, Fenerbahçe'den Salih Uçan seninle evet. birlikte oynuyordu senin döneminde. Bu transfer Emre olarak gelmişti. Tabii ama. Galatasaray'dan evet. Emre Çolak vardı evet. mesela. Emre'nin kariyeri biraz daha sana kalırsa daha kalıcı oldu Süper evet, Lig'de. Emre Çolak benden 4 yaş büyük bu arada. Tabii ki. Ha, evet, o evet, evet, onun evet. hani ben A takıma çıktığımda o zaten Süper Lig'de oynuyordu. Oynayan bir evet, oyuncuydu. Doğru. Öyle bir ama durum hani da vardı. Ama benzer yollardan geçtiğiniz için söylüyorum evet. ben bunu. Hani orada aradaki farklar ne gibi, neler olmuş olabilir? Eminim ki Emre Çolak'a da öyle yani takım içinde abiler abilik yapma dışında çok fazla yönlendiren birinin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o zaman standartları öyleydi. Öyleydi. Schuster, Carvajal, Samet Aybaba, Bilic bu isimlerle çalıştın. Senin üzerinde sence hangisinin emeği daha çoktur ve unutamadığın bu isimlerden biriyle bir anın vesaire var mı? Profesyonel olduktan sonra kampa A takıma devre arasında gitmiştim. Schuster beni götürmüştü. Schuster benimle çok ilgilenirdi gerçekten. Çünkü ben o zaman çok küçüktüm ve ilk defa gitmiştim. Beni çok beğendiğini her fırsatta bütün oyuncuların içinde vesaire söylüyordu. Atletico Madrid maçına gitmiştik. O zaman Schuster bizde çalışmıyordu. Carlos Carvajal vardı. Atletico Madrid'in stadında ter antrenmanı yapıyorduk. Ertesi gün UEFA maçı vardı. İspanya'da yaşadığı için Schuster de ziyarete geldi antrenmana. Beni gördüğünde sen hala nasıl oynamıyorsun? Seni hala oynatmadılar mı falan demişti. İlk kampa gittiğinde kaç yaşındaydın peki? 14 veya 15 olabilir. Yani 14 yaşındasın. Evet, 14-15. A takımla idmana çıkıyorsun. Yıldızlar var. O kamp dönemi nasıl geçti peki? O kamp dönemi benim için inanılmaz iyi geçti. Nasıl çok heyecanlıydım ama heyecan bende kötü yönetmedim yani. Heyecanı sahaya yansıttım. O heyecanımı, isteğimi, oynama olumlu arzumu anlamda. Evet olumlu anlamda gösterdim herkese. O yüzden çok iyi geçti ve çok çabuk sahiplenildim. Sonuç olarak altyapılarda iyi olabilirsiniz ama A takıma çıktığınızda durum bambaşka bir hal Kesinlikle. Oluyor. Ama orada ben onu çok fazla fark ettirmedim. Şimdi baktığımız zaman takım içinde bile belki 14 yaşında lise öğrencisisin. Evet. Lise öğrencisi olarak gidiyorsun. Takımın abileri var, yıldızları var. Onların sana bakışı nasıldı? Senin işte onlarla fizik kapasitesi olarak mesela aynı anda ikili mücadeleye girmen vesaire bu durumlar nasıldı? Ben daha bu çok durumlar genelde şöyle ilerliyor. Yani ben o durumdayken, o yaştayken tabii ki onlarla fizik mücadelesine girecek durumda değilim. Evet. Daha temkinli ama top ayağındayken sonuç olarak bir futbolcu ayağında top olan birinin nereyi görebildiğini, nereye pas atabildiğini, nereye vurabildiğini fark ettiğinde bakış açısı değişir hemen. Bunun ayrıcalığını ben yaşadım yani. En iyi şekilde kullandığım zamanlar oldu. Benim o zaman ilk kampa gittiğimde çok üst düzey oyuncular vardı yani. Hani Guti falan o zaman gelmişti. Evet. O yüzden onları bana bakış açısı açıkçası bir lise öğrencisi gibiydi yani. Bu seni olumsuz anlamda mı etkiledi peki? Beni olumsuz anlamda etkilemedi çünkü ben de öyleydim yani. Bunu biliyorum. Yani o kadar genç yaşta A takıma çıkmanın ve etrafımdaki oyuncuların kıymetini bilmekten başka şansım yoktu. Ben de bunun mutluluğunu yaşıyordum. Kesinlikle. Orta alanda Guti, Fernandez gibi üst düzey isimlerle oynadın. Hatta evet. senin son senende galiba Gaziantep'e gitmen Atiba'da
Evet, yani, yok. Atiba ile Bilic döneminde beraber aynı beraber takımda oynadık. Beraber çalıştınız. Evet. Yani Atiba, Fernandez, Guti. Atiba evet. Hala oynuyor. Evet. Genç oyuncular için mesela. Özellikle hocalar. Git bunun yakasına yapış. Ne yapıyorsa aynısını yap. Mesela Abdullah Avcı aynısını söylüyor Hamşik için. Berat'a söylemiş mesela. Berat'a evet. Demiş ki Hamşik'in git yakasına yapış. Ne yapıyorsa birebir aynısını yap demiş. Bana öyle bir şey söyleyen olmadı tabii ki ama ben sahaya çıktığımda hani kimden nasıl bir şeyler öğrenebilirim diye zaten merak ediyordum. Yani sahanın içinde Guti'nin ayağına top geldiğinde ben antrenmanda zaten hani maçta da ben o dönemler kadroya giremiyordum ama hep takımın içindeydim. Hayranlıkla izlediğim bir futbolcuydu. Ona gidip bir şey sormak yerine ben kendim ondan nasıl bir şey alabilirim diye onları kovalıyordum yani. Guti'den ne aldın? Ya beni tanıyanlar, benim çevremde benimle beraber oynayanlar bilir ki ben dikine oynarım her zaman. Ben onu Guti'de gördüm yani. Arkası dönük bile hiç geriyi düşünmezdi. Direkt dikine. Fernandez de benzer şekilde aslında. Fernandez de öyle. Bir top saklaması var. Fernandez o dönem bir tık hani Guti'ye göre daha kuvvetliydi, daha gençti. Ama Guti başkaydı yani. Peki hocalardan bahsettik. Şenol Güneş döneminde hiç şans bulmadın. Şenol Güneş döneminde şans bulmadım. Gaziantep'e kiralık gittikten sonra Gaziantep'te çok iyi bir sezon geçmedi. Ben de maliyetli bir oyuncu olduğum için benim hemen kadro dışı bırakıldım orada. O kadro dışı sürecinde ben çok zorluklar yaşadım yani. Beni hiçbir zaman kimse, ben hala Beşiktaş'ın malıyken ve hala genç bir oyuncuyken beni kadro dışı kaldığımda kimse bana destek olmadı. 5 ay boyunca kendi kendime mücadele verdim. Yeni sezon başladığında ben kiralıktan döndüğümde bana hiç şans verilmedi. Benim mesela içimde ukde kalan durum odur. Şenol Güneş için demiyorum ben kesinlikle. Ben genel olarak Beşiktaş'tan, altyapıdan çıkmış, Bilic döneminde oynadığında evet bir şeyler yapabilir yani dedirttiğimi düşünüyorum. Ben çünkü Beşiktaş'tan kesinlikle ben gitmek için... Daha fazla süre almak için aslında gittim. Aynen öyle. Ben istediğim için gittim. Sleven Bilic bana yüz binlerce defa söyledi gitme diye. Ama ben buraya dedim... Hani Bilic kal dediği halde mi gittin? Evet, kal dediği halde gittim ben. Çünkü Bilic kal dediği halde şu yüzden gittim. Çok az şans buluyordum ve bu şekilde yani bir de etrafımdaki insanlar bana kendimi oynayarak daha fazla geliştirebileceğimi kafama kazıdılar. O yüzden şu anki aklım olsa kesinlikle gitmezdim. Bilic'in de planlarında varken. Evet, tabii ki. Özellikle. Çünkü Bilic'in aklındaki yedek kulübesindeki ilk adam bendim. Gittiğimde işte kadro dışı kaldığımda ilk yarıda oynadım. İkinci yarı kadro dışı kaldığımda o dönem benim için yani kabus gibi bir dönemdi. Ben ama her zaman yine bir şeylere tutunmaya çalıştım. Sezon başı kiralık oyuncu döner. Hani kampta ben bakılıp sonrasında karar verileceğini düşünüyordum. Sezon başladığında ben listede olmadığımı gördüm. O benim için gerçekten çok üzücüydü. Şunu inanıyordum mesela ben Şenol Hoca diyelim veyahut da hani ben sadece böyle tek isime de takılmak istemiyorum genel olarak. Hani kiralık giden genç bir oyuncu ve genç oyuncunun geçmişiyle de alakalı kampa götürülebilirdi. Rapor kim sunuyorsa artık bu bizim için bu sene yeterli değil denilip ondan sonra belki yol çizmede bana yardımcı bile olabilirlerdi. O konuda da mesela ben... Orada da aslında sürecinin yönetilmediğini evet, düşünüyoruz. Evet kaldım orada. Yani orada tek başıma. Benim anladığım ufak bir kırgınlık var. Sadece o konuda. 11-12 yaşındayken Barcelona'ya gittin. Sen Barcelona'ya giderken Barcelona'ya gittiğinin farkında mıydın? Önce onu sorayım. Ben bir çocuğum. Hani Barcelona'ymış gibi gitmedim. Ben sanki hani... Bir geziye gidiyormuşsun gibi belki. Altyapıda nasıl Beşiktaş'ta arkadaşlarımla mahallede oynar gibi. Çünkü o dönemde ne sistem ne bir şey tabii yok. Ki. Yani öğretilebileceği kadar ama 11-12 yaşında çocuklar kendi yetenekleriyle mevkileri bile o zaman belli oluyor. Evet. Bunun için çok erken. Neden olmadı peki? Neden olmadı? Aile konusunda olmadı. Bazı başka problemler falan filan oldu. O yüzden olmadı. Yani futbol anlamında bir sorun yoktu ama. Futbol anlamında beğenildin, evet. İstendin. Ancak dış yani etkenlerden dolayı aslında. Dış etkenler. O zaman yani karar veren insanlar vardı benim başımda. Doğru kararım. Böyle olacağını düşünmüşler demek ki. Pişmanlığın var mı o konuyla alakalı? Ya pişmanlığım yok çünkü benim elimde olan bir şey değildi yani. Bugün Emre Demir Barcelona'nın futbolcusu. Evet. Kayseri Spor'dan gidiyor. Evet. Aslında hemen hemen benzer bir roldesiniz şu anda ama o imzayı attı. Evet. Emre Demir'e ne söylemek istersin? Yani onun hakkında ne düşünüyorsun? Emre Demir Barcelona'ya gitti. Emre Demir benim gittiğim dönemden şu an çok çok daha
olgun yaşta yani. Ya tabii ki. Sen çok küçük yaşta gittin. Evet, evet. Yani bence o şu an neyin ne olduğunu farkında. Ve her şeyin farkındadır. İnşallah ona göre de davranır ve daha nice başarıları olur. Barcelona ile idmanlara çıkıp geri gelmek senin bu sürecinde de etkili oldu mu? Genel kariyerimde açıkçası yani etkilediğini düşünmüyorum. Şöyle düşünmüyorum, çünkü ben o zaman çocuk olduğum için döndüğümde de sonuçta ben bir mahalle takımından Barcelona'ya gitmedim. Evet. Tabii ki Barcelona Beşiktaş'tan çok çok büyük bir camia, çok daha büyük bir takım ama döndüğümde ben Türkiye'nin en iyi takımındaydım. Ben çünkü küçüklükten beri Beşiktaşlıyım. Evet. Döndüğümde de ben bulunduğum yerden mutlu olduğum için o dönemde yani o orası olmamış falan bunları düşünebilecek yaşta değildim. Birazcık zaman geçtikçe keşke tabii ki keşke orada yani keşke orada kalabilseydim. Belki bana daha faydası olurdu. Belki Avrupa'da daha disiplin olduğu için daha farklı benim mental açıdan değişimlerim mutlaka de olabilirdi. Evet. O yüzden hani aklım biraz daha başına geldikçe o dönemde keşkelerim o şekilde oldu yani. Evet. Arda Turan da Barcelona'ya imza attığı hafta sen de Bayrampaşa'ya imza attın. O dönem Bayrampaşa haberleri çıkmıştı ama imza öyle yoktu. Yok, evet. Öyle bir şey yok. Kariyer şimdi aslında bir yandan da onu soracaktım. Yani haberler var. Evet. Ancak öyle bir resmiyette öyle bir durum yoktu ama evet. Haber şu şekildeydi. Arda Turan işte Bayrampaşalı Arda Turan Barcelona'ya, Barcelonalı Muhammed Demir Bayrampaşa'ya diye. Evet, birazcık hani beni üzen şeyler bunlar ama ben gördüğümde sadece keşke bu durum olmasaydı. Bunu bir şekilde ben daha farklı yönlere çekebilseydim diye üzülüyorum. Ama benim kızgınlığım kendime yani orada onu yazana veyahut da hani ona sebep olana değil. Üçüncü lige ilk gittiğin zaman ya dedim mi benim burada ne işim var, ben nereden nereye geldim? Şöyle bir öz eleştiri yaptım. Burada olmamam gerekiyordu diye ama ben orada oynayan oyunculara da kesinlikle saygı duyuyorum. Onlar da futbolcu. Gördüğünüz üzere örnekte Kerem var. Üçüncü evet. Ligden nereye evet. Gitti? Galatasaray gibi büyük bir takıma gitti. Üzgünlüğüm orada da hani benim burada ne işim var değil de ben burada olmamalıydım. Ben zaten oraya gittiğimde ben kafamda yavaş yavaş bir planlama koymuştum kendime. Yavaş yavaş yapacağım. Üçüncü ligse üçüncü ligin hakkını vereceğim. İki ise ikinin. PTT ise PTT'nin. Ben zaten bunun planlamasını kendi kafamda koymuştum. Oraya gittiğimde de şampiyon olduk ve benim de yani takıma emeğim oldu. Benim için güzel geçti. Peki Muhammed, şimdi Kerem'den de bahsettin. Erzincan'la beraber şampiyonluk yaşadınız. Takımı ikinci lige çıkardınız. Evet. Kerem hakkında ne düşünüyorsun? O dönem ben ikinci devre gelmiştim takıma. Zaten Kerem ilk yarıda da ilk dönemde de yapacağını çok fazlasıyla yapmıştı. İkinci yarıda da yapmaya devam etti. Şampiyonlukta çok çok fazla emeği vardır Kerem'in. Kerem ben o ligim zaten futbolcusu olmadığını düşünüyordum. Evet, onu da yani o tarafa götürmüş bir şekilde. Şöyle bir şey var. O sene belki Kerem kötü bir performans sergileseydi hayatı boyunca bu fırsatı bir daha yakalayamayacaktı. Kalabilirdi belki. Ama o zaman da iyi futbolcuydu. Sence gene alt liglerde böyle futbolcular var mı? Çok yetenekli olup ama işte keşfedilemeyen. Tabii ki görüyoruz. Şansı yaver gitmeyen. Evet, tabii ki görüyoruz. Çok iyi futbolcular var ama işte alt liglerde çok fazla göz önünde olmadığı için, televizyon vermediği için ultra fazla yani skor üretilmesi için birinin dikkat çekmesi lazım. Yoksa çok iyi bir oyuncu var, şunu izlemeye gelin dediğinde ya alt lige biraz sıcak bakılmıyor. Evet, evet. Doğru. Kerem bile ilk geldiğinde 3. ligden topçu mu alınır? Evet, aynen öyle. 3. ligden Galatasaray'a gitti. Bence takımların, Anadolu takımlarının özellikle hani maçlarını izlemelerini tavsiye ederim. Çünkü gerçekten çok genç ve yetenekli oyuncular var. Kendini tekrardan sen de o üst düzey performansla görebiliyor musun? Yani tabii ki görüyorum. Bazen mesela şöyle yorumlar da görüyorum. İkinci ligde normal o performansı vermesi. Ben hayatım boyunca böyle bir performansı ikinci ligde de oynadım, üçüncü ligde de oynadım, vermemiştim. Evet. Saygı duyuyorum düşüncelerine ama ben kesinlikle katılmıyorum. Benim zaten hedefim, ben bu sene inşallah hatta Erzincan'la başlamadan önce ben başkana da yani söz vermiştim aslına bakarsanız. Ben sizi şampiyon yapmaya geliyorum demiştim. Kısmet olmadı. Playoff olsaydı belki olabilirdi. Ama gene baktığımız zaman sen elinden geleni yaptın. 35 maç 16 gol. Asistler aynen, aynen öyle yani. Yaptık. Keşke daha fazlasını yapabilseydik.
PTT'de olsa, Süper Lig'de olsa ben yine yapacağımı düşünüyorum. Oynayacağımı da düşünüyorum. Erzincan'da ne vardı da bir anda patlama yaşadın? Çünkü hep bir düşüş eğilimindeydin. Erzincan'da yeniden o eski Muhammed'i, potansiyel Muhammed'i bizlere hatırlattın. Ben zaten sezon başında bireysel antrenmanlarımı yapmıştım ve ben oraya çok hazır gittim. Kendi kafamda yine planlamam vardı. Senem nasıl geçecek, ne yapabilirim, ne olacak, edecek falan diye. Ve bunun üstüne de bana o kadar güvenen bir camia çıktı. O yüzden bana bu kadar destek olduklarında ben de zaten gücüm yerindeydi. Antrenmanlıydım, çok fazla çalışıyordum. Bunu da sahaya yansıttığımda yani olanlar oldu. Çok iyi bir sezon geçti. 16 tane gol attım, 10 tane asist yaptım. 2020'de verdiğim bir röportajda hayalim yeniden Beşiktaş forması giymek dedin. Ancak şu an biraz uzak ama çalıştığım takdirde, kendimi geliştirmeye devam ettiğim takdirde bir gün yeniden Beşiktaş'ta oynamak istiyorum dedin. Şu an sence doğru zaman mı? Yani cevabı biraz benim için zor ama ben ya futbolculuk anlamında bir sorun olduğunu zaten düşünmüyorum kesinlikle. Mental anlamda da ben doğrularımı, yanlışlarımı düzelttiğim için yani oynayabileceğimi düşünüyorum ama tabii ki şu an uzak yani. Hala uzak mı? Bence uzak, samimi olmak gerekirse. Evet. Ama bir sene daha diyelim ki bir üst ligde veyahut da Süper Lig'de oynadığımda çok 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 yaklaşacağını düşünüyorum. Ve evet, o fırsatın da bana bir gün geleceğine inanıyorum. Şimdi Erzincan'la sözleşmen de sona erdi. Az önce de söyledin, görüştüğüm takımlar var dedin. Birinci Lig'den, Süper Lig'den, doğru mu? Evet, ilgi, doğru. Yani ilgi alaka şu an bu performansın üzerine sana yoğun bir ilgi alaka var yani. Yoğun bir ilgi alaka gerçekten çok fazla. Yani gün içinde yaklaşık 5-6 tane rahat takım arıyor. Süper Lig'den de görüştüğüm takımlar oluyor. PTT'den de oluyor. İkinci Lig'den çok fazla arayan oluyor zaten. Ama ben hani oynamam gerekiyorsa oynayacağım. Ben hala bu zihniyetteyim. Ben nerede oynuyorsam oranın hakkını verme düşüncesindeyim. Ben bu sene oynadığım futbolun hakkını verdim. Bunu skor olarak da gösterdim. Ben inanıyorum ki bu sene benim için çok güzel bir sene olacak. Çok güzel bir takımla anlaşacağım. İstediğim doğrultuda. Bu da bir adım olacak ve son adımda da inşallah en iyi yerde olacağımı düşünüyorum. Ben senin daha önce de açıklamalarını dinledim. Serdar Dursun mesela 30 yaşında A-Milli oldu. Evet. Sen de milli takımın her alt yaş grubunda forma giydin. İyi bir Muhammed Demirci, Süper Lig'e gelmiş bir Muhammed Demirci 28, 29, 30 yaşında A-Milli takım hedefi olabilir mi? Kesinlikle olur diye düşünüyorum ve yani belki insanlara komik gelecek ama ben fiziki özelliklerim yerinde olduğunda şu an için ikinci ligden bile yani bu mental ve yeteneğimle A-Milli takımda oynayabileceğimi düşünüyorum zaten. Ama kendini hazır hissediyorsun evet, yani aslında. Ya yani Süper Lig'de olduğumda ben A-Milli takıma çağrılmama ihtimalini düşünmüyorum ben. İki maçta 10 gol atmış bir milli takım, hiç gol yememiş bir milli takım. Ne dersin Kuntz hakkında, A-Milli takım hakkında? Bence rakiplerin derecesi hani bizden düşük olduğunda futbolcuların konsantre olması daha zorlaştığı için ben futbolcu olarak hani futbolcu gözüyle dışarıdan seyirci gözüyle değil de yani dereceleri bizden aşağıda olduklarında buna konsantre olmak, bu maçlara konsantre daha olmak çok daha büyük fazla. Büyük maçlara daha iyi konsantre tabii oluyorsunuz değil mi? Büyük maçlara ister istemez düşünüyorsun yani. Ben tebrik ediyorum yani iki maçta dediğiniz gibi 10 gol attılar. Ben de izledim maçları. Çok beğendim. Çok iyi oyuncular var. İnşallah çok çok daha iyi yerlerde olur. Biz de milli takımımız, biz de gurur duyarız. Kısa kısa sorularım var böyle, tek cevaplık ya da bir cümlelik cevaplar. Yerli Messi lakabından rahatsız oluyor musun? Yok, olmuyorum. Hoşuna gidiyor. Kimin hoşuna gitmez bu? Yok tabii ki ama belki hani kariyerin açısından hani senin üzerine çok baskı yaptı. Ben o açıdan sormuştum. Artık yoksa demiyorlar gider tabii yani. Ki. De artık eskiyi demiyorlar. Eskiyi düşününce hoşuma gidiyor. Evet, Önder Karaveli. Önder Karaveli beni hani Beşiktaş'a kazandıran ilk hocadır. Hala da görüşürüz. Yani ben onunla Beşiktaş'ta hocayken de tebrik etmek için vesaire konuşmuşluğumuz oldu. Bende yeri çok farklıdır. Hani futbol haricinde de oturup konuşmuşuz. Ailemi tanır. O yönden yani çok farklıdır Önder Senin Hoca. Senin bu iyi performans sonrasında seni arayıp tebrik ettim ya da bir motivasyon konuşması vesaire bir şey oldu mu? Ya kısa bir görüşmemiz oldu. Ne dedi? Önder Hoca ile biz futbol anlamında çok fazla konuşmayız aslında. Evet. Hani daha çok nasılsın, iyi misin tarzında konuşmalar olur. Hiç yani çok fazla futbol anlamında konuşmayız. Batuhan Karadeniz. Batuhan abi de çok büyük bir forvet. Yani buna da o kadar diyeyim.
Arda Güler. Arda Güler'i de gerçekten çok beğeniyorum. İnşallah etrafında ona yardımcı olabilecek veyahut da yardımcı olmak isteyen insanların dediklerine kulak asar. Daha da başarılı olur. Oynadığın en yetenekli futbolcu. Çok yetenekli futbolcuyla oynadın ama en iyisi, en yeteneklisi. Ya ben Engin Baytar derim. Ama Guti'ler, Quaresma'lar, Simao'lar. Quaresma derim de. Quaresma Guti'den bence daha yetenekli. Peki en tembel futbolcu desem? Bilmiyorum vallahi onu. Benim aklımdaki cevap var aslında. Kim? Sensin. Bunu sen söyledin diye söylüyorum ben. Daha önce ben çalışmadım etmedim diye söylüyorsun evet, ya. O yüzden diyorum. Eskiden buna kendimi söylerdim de şimdi öyle bir şey söylemem yani. Beşiktaş altyapısından çıkan yerli Messi lakabıyla süperstara dönüşen, daha sonrasında kariyerinde düşüş yaşayan ancak şu anda yeniden hedefini Süper Lig olarak belirlemiş. Hatta hedefini Beşiktaş ve milli takım olarak belirlemiş. Çıkış yaşayan bir Muhammed Demirci'yi konuk ettik. Röportajımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.